Püf Noktalar YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için patates kızartması eşliğinde evde hazırlayabileceğiniz lezzetli ve de çıtır çıtır tavuk tarifimine geldim. Bu tarifimizin başlangıcını bonfileleri doğramakla başlayalım. Tavuk etlerimizi marine etmek için bir tabağa 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, yarımşar çay kaşığı köri ve karabiber, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 100 gram sütü ekleyip önce karışımımızı karıştıralım. Baharatlı karışımın içerisine doğramış olduğumuz 400 gram tavuk bonfileyi ekleyelim. Üzerine 3 yemek kaşığı un ve 1 çay kaşığı rendelenmiş sarımsağı ilave ederek karıştıralım. Etlerimizi 20 dakikalık dinlenmeye bırakalım. İnce ince dilimlemiş olduğumuz 3 adet büyük boy patatesin üzerine soğuk su ilave edip 20 dakika kadar bekletelim ki patatesler nişastasını salıversinler. Sonra da tertemiz yıkayıp suyunu süzdürelim. Suyunu süzdürmüş olduğum patates dilimlerini temiz bir mutfak havlusunun içerisine alarak patateslerin suyunu kurulayalım. Dilerseniz bu işlemi havlu peçete yardımıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Patates dilimlerinin üzerine tuz serpiştiririm ve 1,5 yemek kaşığı un ilave edelim. Bu esnada yağımız ocağın üzerinde, yağın iyice kızgın olması gerekiyor. Kızarmış olan patateslerinizi peçetenin üzerine bırakmayın. Bu şekilde yumuşar. Aldığınız tabağın alt kısmına bir yükseltik koyun. Yağın kendiliğinden süzülüp gelmesini sağlayın. Bu şekilde patatesleriniz çıtırlığını korumuş olacak. Patateslerimiz kızardı. Şimdi sıra geldi çıtır tavukların hazırlanma aşamasına. Bunun için de 5 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 tatlı kaşığı tuzu karıştırıp hazır edelim.
Değerli takipçilerim, etleri teker teker unlu nişastalı karışımda etlerin her tarafına un gelecek şekilde buladıktan sonra tekrardan etleri marina ettiğimiz tabağa alıp ikinci bir kez yine unlu tabağa alarak unu iyice ete yedirelim. Tam olarak şu görünümü oluşturmalıyız. Eğer şu görünümü elde edemiyorsak kızarma işleminden güzel bir sonuç beklemeyelim. Umarım tarifimi faydalı bulmuşsunuzdur. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.